Yıl 38, 10 Kasım Perşembe. Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar. Sarsılıyor İstanbul Yeditepe. Yaman esmiş doğma bahçede rüzgar. Gerçek olamaz, olsa olsa bir düş. 9'u 5 geçe Atatürk ölmüş. Böyle toptan bir yas nerede görülmüş? Beraber ağlıyoruz, kurtlar kuşlar. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün kahraman ulusumuzun büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü. Onun 1938'de 10 Kasım sabahı sona eren fani hayatı şimdi yüreklerimizde ve beyinlerimizde bir Mustafa Kemal ideali olarak yaşıyor. Bir sonbaharın hüzün dolu 10 Kasım'ında yine onsuz fakat onunla dop doluyuz. İlk olarak sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin aziz ruhları huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusuydu. O, dört bir yandan kuşatılmış bir milletin
Lenin esaret zincirlerini kırmak gibi bir idealle donanmıştı. Eşsiz bir kumandandı. Ömrünü savaş meydanlarında geçirmiş, gençliğini ölüm dirim kapışmalarında milleti için harcamıştı. Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Samsun'da, Kocatepe'deydi. Gazipaşa'ydı, Maraşel'di, ebedi şefti, Atatürk'tü. İnandı, savaştı, yendi, kurdu ve sevdi. Hep yaşadı, hep yaşıyor, hep yaşayacak. Okulumuz öğrencilerinden Ebru Berner Kürzoğlu'nu günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde kendisini anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Doğada tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. Yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider, mümtaz bir devlet adamı ve büyük bir komutan olan Atatürk, bu ender insanlardan biri, belki de en büyüğüdür. Atatürk hem millet mücadele hem de cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür. Bugün büyük Atatürk'ün yolundan giden bizlere düşen görev de yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için 10 Kasım'ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Atatürk'e saygının gereğinin bu olduğuna, onun manevi huzurunu ancak bu şekilde başımız dik, alnımız açık olarak çıkabileceğimiz inancında olmalıyız. Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her yönüyle sahip çıkacağımıza söz vererek, onu 84. ölüm yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, sözlerime Atatürk'ün şu sözleriyle son veriyorum. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Bir tutkudur Mustafa Kemal, nice sevdalara değişilmeyen. Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur, bir baştır vazgeçilmeyen. Bir türküdür Mustafa Kemal, suskun ağızlarda söyleşir durur. Çaltı burnunda gözetir denizi, Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur. Okulumuz öğrencilerinden Mine Gülcü'yü Mustafa Kemal'i düşünüyorum adlı şiirini okuması için sahneye davet ediyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi
gözleri ışıl ışıl. Görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Bir inançtır Mustafa Kemal. Yurdun dört yanında bir çağdır yaşayan. Sarmış kollarıyla çepeçevre ulusu, Sakarya boylarından Akdeniz'i taşıyan. Bir anlamdır Mustafa Kemal. Bel kahveden dürbünüyle seyrediyor İzmir'i. Özgürlük diyor Alatı'nın üstünde. Kırıyor kılıcıyla tutsak eden zinciri. Elif Su arkadaşımız, atamızın çok sevdiği şarkılardan bir tanesi olan Fikrimin İnce Gülü isimli eseri bizlere kemanla seslendirecek. Thank you.
Şimdi söz Türk gençliğine. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı alıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Büyük önlere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit bilimdir, bendir. Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Yurtta sulh, dünyada sulh. Ne mutlu Türk Cumhuriyeti'ne. Şimdi de arkadaşlarımızı drama öğretmenimiz Özün Öcü'nün hatırladıkları oratorya çalışmalarını sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Kuvvetimin kesildiği yerde karşımda Mustafa Kemal'i görüyorum.
hedeflerimi varıyorum. Yürüyorum, yılmadan yürüyorum. Karşımda bir ışık, bir hıt yolu. İşte ışıklar içinde büyüyen Mustafa Kemal'i görüyorum. Ata, kalbi yüklesin. Denizlerde, göklerde, gönül erir kendisinden geçer de, hangi yana dalarsa Atatürk. Şimdi 5. sınıf öğrencilerimizi, müzik öğretmenimiz Filiz Sençay yönetiminde hazırladıkları gösterilerini yapmak üzere sahneye davet edelim. Atamızın en sevdiği oyundu zeybek. Şimdi de
Türkay, Furkan ve Esat arkadaşlarımızın sizler için hazırladığı Zeybek gösterisini izleyeceğiz. Thank you.
Büyük Atatürk, ilerleme ve kalkınma yolunda Türk gençliği senin yolunda yürüyor. Bize emanet ettiğin bir hürriyeti çağdaş ülkeler seviyesinin üstüne çıkarmak azmindeyiz. Sen ebedi istirahatgahında rahat uyu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. ölüm yılının münasebetiyle hazırladığımız anma programı sona ermiştir. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarız.